Başkanımız Orhan Ateş'e de bu anlamlı ve güzel konuşmasından dolayı Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı'na Mehmet Şen yeniden seçildi. Belediye İş Sendikası Çorum Şubesi'nin 11. olağan kongresi bugün Anıt Otel'de gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu kongreye tek aday giren Mehmet Şen, oyların çoğunu alarak güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan heyeti, Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Cahit Korkmaz Başkanlığı'nda yapılırken, divan katip üyelikleri ise Belediye İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Erdoğan Kefeli, Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe ve Tokat Şube Başkanı İsmail Duman'dan oluştu. Kongrede bir konuşma gerçekleştiren Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye İş Sendikası'nın siyaset yapmadığını ama Belediye İş Sendikası'nın Atatürk'ün kurmuş olduğu Laik Cumhuriyet Partisi'ne bağlı olduğunu söyledi. İşine gelmeyenler Belediye İş Sendikası'nı siyaset yapıyor diye suçluyor. Bak, öyle söylüyorum, yapmıyoruz siyaset, politika yapıyoruz, yapmalıyız politika diyorum. Sanki siyaset yapan çeşitli siyasi partiler var. Yanlış yaptıklarında onu burada dile getirsem, ki getiriyorum, o hemen siyaset yapıyor diyor. Öbürü hakkında konuşsan o diyor ki siyaset yapıyor ya. Ya sendika ne siyaseti, siyasetle ne işi var ya, geçsin diye çalışsın belediyede, işine baksın diyor. Bunu söyleyenlere, değerli arkadaşlar şunu söylüyorum. Biraz önce söyledim, sendikanın legal veya illegal. Parti olsun ne olursa olsun. Bunun emrinde olmamalı. Bunun kontrolünde olmamalı. İlla da bizden belediye sendikası olarak hangi siyasi partiye daha yakınsın diye bizi yaftalamaya kalkan bir anlayış varsa ki böyle yapmaya çalışıyorlar. Ben de belediye sendikasının partisini her yerde söylemeye başladım. Evet. Burada da söylüyorum sizlere. Belediye sendikasının partisi var. Belediye İş Sendikası'nın o partinin lideri de var. Sonuna kadar bağlı olduğu lideri de var. Ölünceye kadar da olacağı lideri var. Belediye İş Sendikası'nın partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Laik Cumhuriyet'e. Parti bu. Ve lideri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Olay bu. Bunun dışında hiç kimse aklınıza Yurdakul'un yapmış olduğu konuşmayı salonda bulunanlar ayakta alkışladı. Genel Başkan Yurdakul'un konuşmasının ardından diğer gündem maddelerine geçildi. Divan Başkanı Cahit Korkmaz konuklardan konuşmak isteyenlere söz verdi. Bu kapsamda kürsüye gelen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, belediye başkanlarının vasıflarından bahsederek işçiye hakkının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Belediye başkanlarının iki tane vasfı var. Bir siyasi vasfı, diğeri hizmet adamlığı vasfı. Siyasi vasfı bir partiden aday olmaktır. Belediye başkanı bir partiden aday olacaktır. Demokrasinin gereği budur. Ama başkan olduktan sonra siyasi rozetini, siyasi kimliğini bir yere bırakıp hizmet adamlığına başlayacaktır. Aynı zamanda belediye başkanı adaletli yönetmesi lazım. İnsanların kafatasına göre, ideolojisine göre, siyasetine göre, boyuna posuna göre hizmet yapmamalı. Ayrım yapmamalı. İspir'den sonra kürsüye gelen Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ise küçük belediyelerde sorunların çok fazla olduğunu dile getirdi. Küçük belediyelerde gerçekten sorunlar çok fazlaydı. İşçiye, emekçiye, kardeşlerimize kesinlikle saygı sevgi görmemişlerdi. Biz geldiğimizde, ben geldiğimde Oğuzlara işçi kardeşlerimin, memur kardeşlerimin geçmişe dönük en az 8 yıllık maaş alacakları, ikram alacakları vardı ve perişan haldeydi. Biz geldik, kesinlikle işçi kardeşlerimizin dünya görüşleri, siyasi görüşleri ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın önce alın terine, önce emeğe saygı duyduk. Allah'a çok şükür 4 yıl sonra bugün hiçbir emekçi kardeşimin, hiçbir işçi kardeşimin 5 kuruş alacağı daha yoktur. Çok şükür bu seviyelere geldik.
Daha sonra kürsüye gelen Türk İş İl Temsilcisi ve Şeker İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, işçilerin sorunlarının yığınca bulunuyor ve bu sıkıntıların artarak devam ettiğini söyledi. Elbette ki işçi hareketinin sorunlarının yıllarca olduğunu ve giderek de arttığını, çözüm odaklı değil, problemlerin hala yığılarak gittiğini görmekten memnun değiliz. Bir vatandaş olarak, sendika başkanı olarak değil, bir vatandaş olarak, sadece bir vatandaş olarak da gerçekten bazı konularda kafamızı akşam yastığa koyduğumuzda derin endişe duymaktan da kendimi alıkoyamıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Sendikacılar olarak geçmişte büyüklerimizin bize bırakmış olduğu emaneti üzerine bir tık daha koymayı bırak, o emaneti korumayı zor becerebiliyoruz şu günümüzde. Son olarak mevcut başkan Mehmet Şen kürsüye geldi. Mehmet Şen konuşmasında hatalı veya hatasız koca bir 4 yıl geçirdiklerini söyledi. Divan başkanımız konuşmak isteyen var mı dedi. Tabii çıkıp konuşabilirdiniz. 4 yıl içerisinde her şeyi 4 dörtlük yaptığımızı söylemiyoruz. Eleştirebilirdiniz. Ama ben bu çıkıp da eleştirmediğinizi mütevazilerinize bağlıyorum. Bu her şeyi dört dörtlük yaptığımız anlamına gelmez tabii ki. Ama şunu da biliyorum ki değerli arkadaşlar, her şeyden önce birbirimize karşı samimi olduk. Tabii ki yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Yaptıysak, yaptığımızı zaten gördünüz arkadaşlar. Yapamadıysak da geldik sizlere. Değerli arkadaşlar, şu 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 gerekçelerden dolayı yapamıyoruz dedik. Yapılamıyor dedik. Sizlere anlattık ve samimiyetle anlattık. Onun için de şu ana kadar yaptığımız görevleri layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzde yeni bir 4 yıla eğer bir görev tevcide buyursanız yeni ekibimizle birlikte yeni bir heyecanla kaldığımız yerden devam etmek isteriz. Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sendikanın yeni yönetim ve diğer organlarını belirlemek üzere seçimlere geçildi. Mehmet Şen'in tek aday olarak katıldığı seçimlerde Mehmet Şen kullanılan oyların çoğunu alarak yeniden Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı'na seçildi. Mehmet Şen Başkanlığı'nda oluşturulan yeni yönetimde Dursun Kanmış Başkan Yardımcısı, Ferhat Topçu ise Mali Sekreter olarak görev aldı. Sardın Hanım bu tarafa.